Paça. Erkek erkek. Paçama bak ya. Kaplan. Kaplan çok değişik bir cins. Paçam tam bir erkek. Hadi bakalım. Hadi yürü. 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 Evet, hazır seni yakalamışken. Geçen niye bizim köpeğe taş attın? Enige, küçük Enige. Taş attın. Doğru. O küçücük Enig sana ne yapacak? Seni mi boğacak? Büyük Enige. Ya büyükleri ben orada gördüm. Üç değil, Eniglere taş attın. Enig kuzuladı, Enig bağırdı. İnsanlar yorum yazdı. Seni var ya boğacaklar dedi. Gelip buraya. Arabaya bindiler, ben durdurdum adamı. Dedim o öyle bir şey yapmaz. Enige taş atılır ya. Ya dün ne gördüm? Merhaba arkadaşlar. Sinirden deli oldum ya. Adam dirgenle küçük Enige böyle var ya. Dirgenle öldü. Allah kahretsin ya. Bunlar var ya, yemin ederim dünyadaki şeytanın evlatları ya. Böyle yemin ederim kimseye ben merhamet değildir. Yani bunu var ya boğarak görürdüm ben. Yani dirgenle o hayvanı, o hayvanı. Yani neler var, görmediğimiz neler var. Vallahi de billahi de yemin ederim. İdam gelsin arkadaşlar. İdam gelsin. Vallahi böyle adamları var ya assınlar ya. Hiç şey. Tecavüz, sapı. Uyuşturucu satan. Yani assınlar bunları ya. Bunları öldürsünler. Bunlar yaşamazsın. Düşseydi ben dirgenle. Hayvanı dirgenle bas bas bağırıyor. Ben elimin ayağımın altında o hayvanı o dirgenle vahşi bir şekilde öldürüyorum. Ya bu insan her şeyi yapar. Ben insanların neye göre severim biliyor musunuz? Hayvan seven bir insan benim için iyidir arkadaşlar. Hayvan seven insandan zarar gelmez. Ya o bana kötülük dahi yapsa o insanı severim. Hayvan seven insan. Yalnız hayvan sevmeyen insandan korkarım. Bir de düşünün, hayvanı öldüren, hayvana zarar veren insan çok tehlikelidir. O insandan her şeyi beklenir. Bak aklınıza gelen her şeyi beklenir. Dün bayağı sinirlendim. Allah'tan o aşağılık şerefsiz. Tutuklanmış, cezaevine girmiş. İnşallah cezaevindeki güzel böyle mahkum, kader mahkumu abilerimiz öyle orada bir dirgen bulur. O dirgeni artık nasıl kullanmak istiyorlarsa onun üzerinde kullanır. İnşallah. Koçum ye. Sen de emektarsın. Sen de bize bir sene kuzu verdin, hizmet ettin. Burada onun kuzuları hangisi mesela, şunlar olabilir. Kuzularında şunlar olabilir. Şunlar olabilir. Şunlar. Şunlar. Onun kuzuları olabilir. Şunlar. Bu seneki koçumuz efsane. Herkes arkadaşlar diyor yani bu ne koç almışsınız. Hakikaten de yani ne koç aldık getirdik. Bu koçun damarını tutacağım. Bir bakacağım onun dişi kuzularını ayıracağım. Nasıl, etli mi, sütlü. Etli olur da sütlü mü? O damarı tutacağım artık. Bundan iki tane daha, üç tane daha ayıracağım. Koç, erkek. Bunları da böyle koç gibi yapacağım. Devirmeyin. Şahane ya yemeleri. Bunun erkeğini sürüye kattık.
sene ondan tekelerimiz, tekenin erkek yavruları olacak. Evet, bayağı park etti arkadaşlar. Yem. Ama dediğim gibi şu aralar değiştirebiliriz. Çünkü hem koyun hem kuzu yoruyor bizi. Değiştirip aldığımız şişekleri hemen sürüye katacağız. Çünkü koçumuz hemen açsın onları. Onlardan kuzularımız doğsun. Yani şu anda kuzularımız toparladı. Yani satılmasa bile şu an 2,5 çuval yem var. Onu vermeye devam edeceğiz ama şu anda kuzu para ediyor ve muhtemelen satacağız. Evet, kuzularımız güzelce Hamdi. Seni yakalamamız lazım. Atmamız lazım tavukların içine. Hamdi'ciğime bak ya. Yakışıklı Hamdi ya. Çok efsane bir horoz. Yem var ya, nasıl koşuyorsunuz değil mi? Hadi bakalım, içeride yem var şimdi. Bunların yem yemesine bayılıyorum, bayılıyorum. Yerde güzel, uygun şişek bulduk arkadaşlar. Bu şişekleri kuzularla, bak bak nasıl koşuyorlar, bak 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 bak. Kuzularla takas yapacağız. Takas derken satacağız kuzularımızı komple. Gideceğiz genç, oh. Genç şişek keçi. Ya keçi yapma şunu Allah'ını sever. Git orada ya, adam akıllı ya. Aha Hamdi. Oğlum ne yapıyorsun Hamdi? Hamdi'm de kuzu gibi maşallah. Hamdi'yi de vereceğiz. Koyun alacağız Hamdi'nin yerine bir tane. Oh ne güzel yiyorlar. Yapacağız onları. Biz genç koyunlarla değiştireceğiz. Evet, bizim kuzularımız yazılmış. Sağ olun. Sevindim hatta okurken. Kuzular yem yemeye bir hafta oldu. Biraz da geçmiş oldu. Toparlanmış diye. Evet. Bakın erkeklerimizi görüyor musunuz? Bu sene bizim doğan erkeklerimiz. Oo, bu geçen sene doğanımız. Bunu satacağız. Koçumuzu satacağız. Evet. Hamdi'cim. Hamdi ne güzel horozsun be, yemin ederim. Allah var ya Hamdi, şahanesin. Şimdi bir operasyon yapacağız. Baba, yıldızın yavrularının dilleri yapışık doğuyor. Uzun zamandır yapacağım yapamıyorum. Tutacağız makasla o dilin ucundaki şeyi alacağız. Annemle yapacağız o zaman. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı zor olacak. Bakın şu dilin ucunda görüyor musunuz? Bak şu. Şurada bir ip var. Fındığımın tipe bak. Fındığımın tipe bak. Onu makasla böyle tak diye alacağız. Dilleri böyle aşağı düşecek. Rahatlayacaklar. Ya sen ne kadar güzelsin ya. He? Sen ne kadar güzel bir kangalsın ya. He? Sen acayip baba bu, biliyor musun? Yemin ederim bu acayip ya. Kuyruk muyruk geçen Instagram'da gördünüz. Acayip bu, büyüsün felaket olacak yani. Meydin Uğur Çağlar işte. Öyle biz abartmıyoruz, biz şov yapmıyoruz. Bizim ürettiklerimiz ortada. Kızımız çok fena. Çok güzel bir kan. Olayına tam beklediğim tepkiyi vermedi. Babam diyor ki yok diyor ya, öyle olmaz. Niye olmasın baba? Yani Azap'ın spermini şırıngayla alıp dişiyi enjekte etme. Olmaz mı? Zaten tek bir umudumuz var yani.
Nasıl yapacağız? Başka türlü olmayacak. Yani bunun başka çaresi yok baba. İnşallah bizi hiç uğraştırmaz. Azap direkt eşleşir. Azap'a bir katasol yaptım vitamin. Bir dün ilk defa böyle bir şey gördüm Azap'ta. Yani normalde ben Azap'a ilaç veririm, hap veririm. Azap dün deli etti beni. Yutmuyor, şey yapmıyor. Vitaminlerini veriyoruz. Bugün gene vereceğim. Küçük Azap'a da aldım, ona da veriyorum. Bunun başka çaresi yok. Çok güzel rüzgarım ya. Bak bak, buluta bak, buluta. Çok fena bu bulut var ya, böyle sallı, yüksek. Çok gemi gibi bir Azatlı oğlu olacak. Yakında aşılarını yapacağız. Kanasın, çok güzelsin kanasın ya. Bu Azap, baba Azap'la şey var ya, Yıldız çok iyi tuttu. Bu sene daha farklı. Yavrularımız çok fena. Bak şu kanas, bu dişi, bak bu fırlamayı. Bu var ya, çok acayip kuyruk tutacak. Ne yapacağız baba, nasıl azaltacağız? Şimdi boziden de tutmak lazım. Yaman'a ayırdık. Yapalım bu sene bir 50 tane köpek baba. Muhteşem arkadaşlar. Azap gel. Gel oğlum gel. Gel. Seni bağlayalım. Azap gel. Tosun gel. Gel. Şu karizmaya bak ya. Şu karizmaya bak ya. Dur. Gel, sana hap vereceğiz. Baba bağlayabilir misin? Şu tasmasını takacağım. Geç Azap. Geç. Dur oğlum dur. Bak. Hayvanlar da gezmek istiyor. Ne yapalım ya. Dur tasmasını getireyim. Valla şöyle pozunu alayım senin. Azapla. Aslan. Yok senin gibisi Azap. Vallahi de yok, billahi de yok. Hadi gel. Hadi bağla. Hadi bağlayacağız. Azap. Bak. Hadi geç. Saygılar efendim. İyi akşamlar. Bulut. Babasının paşası, ne yapıyorsun Bulut? Şimdi burada bizim Bozi ile Azat'ın oğlu. Oo benim paşam. Sen çok güzel olacaksın. Çok dört. Üç tane de kaldı. Bir abimiz var, Almanya'dan istiyor. İki tane de var, onları sahiplendireceğiz. Bir tane ayırayım diyorum. Yaman'ı ayırdı. Bir tane de böyle, aynı böyleler. Biraz kaba olabilir onlardan. Bir tane o 765 Azatoğlu Bozi'den ayırayım diyorum. Çok çok karizma arkadaşlar. Çok güzel bir yenik olacak büyüdüğü zaman. Yavrular küçük büyür ya, büyüdüğü zaman çok değişiyor. Aslan parçamız da çok güzel olacak. Yaman mı? Bakayım ona, dur. Yamoş fırlama ta kendisi. Üretiyoruz arkadaşlar. Sağlam yavrular üretiyoruz. Geçen birisine söyledim. Fiyatlarım aslında benim normal. Öyle söyleyeyim. Hatta burada da söyleyeyim. 30 bin liraya, 35 bin liraya veriliyor. Ben 20. Birisi işte geçen yazdı. 5 var. Ben de terbiyesizlik yapmadım yani. 5. 5 lira dedim, hayvanın ilacını, mamasını, bakımını kurtarmıyor. Gidersin dedim, 5 lirayı bulursun. Bir sene emek verirsin. Köpek çıkar, istediğin gibi olmaz. Ayrılamazsın. Zor ayrılırsın. Paranla rezil olursun. Bitti. İyi bir köpek almak istiyorsan böyle yapman lazım. Şimdi Adidas ayakkabı var. Bir de normal ayakkabı var. Gider alırsın. 10 sefer alırsın onu. Ayağın da rahatsız olur. Görüntüsü de güzel değildir. Alırsın, ucuza bulursun. Ama o bir kere Adidas alırsın. Ya da atıyorum başka bir marka, iyi bir marka alırsın. Onu uzun süre kullanırsın. Hem de iyi bir ayakkabı olur. Görüntüsü de iyi olur. Yani öyle ucuza mal alan, Çinliler ne diyor? Çinliler diyor ki
ucuza para verecek kadar zengin değilim. Yani o yüzden fiyatlarımız budur. Onu da söyleyeyim. 20-25 o civarlar gezer. Yurt dışı fiyatları farklı olur. Ona da çok fark koymuyorum. Çünkü yurt dışı da bunun şeyi aynı değil. Para değeri aynı değil. Ama da 5 lira farkım oluyor. Normalde yurt dışına 1000 euro, 1500 euro diye gidiyor arkadaşlar. Şu an akşam açacağım. Ya sen yemin ediyorum adam be. Çok karizma bir şeysin. Sen çok farklı bir hayvansın. Yani tipini mi diyeyim, postunu mu diyeyim, şu karizmanı mı diyeyim, karakterini mi diyeyim, boğuşmanı mı diyeyim. Yani yemin ederim sen benim hayatımda benim başıma gelen en büyük şanslardan birisin Azap Paşa. Zeynoş. Evet, Zeynoş'umuz 5 senedir bizde. Zeyna Hanım arkadaşlar eğer ben sahiplenmemiş olsaydım muhtemelen barınaklarda sefil, çok zor durumda yaşayacaktı. Belki de yaşamayacaktı Zeynoş'um. Ya ben ona bir tas fazla yemek vermişim burada köpekler hariç. Ona bakmışım. Buna değer değil mi Zeynoş'um? Değer buna. Fazlasıyla değer hem de. Ya sen karşıma çıkmasaydın seni belediyede toplayacaktı, barınağa götürecekti. Şimdi uyutma diyorlar. Seni uyutacaklardı belki de. Öldüreceklerdi. Hani uyutma ya. Hani uyumuyor yani. Ölüyor hayvan. Evet, herkese iyi akşamlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olan, videolarımızı beğenen, destek veren tüm dostlarıma teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.